Termodinamik bir dersine başlıyoruz. Konumuz açık sistemler ve sürekli akışlı düzenekler. Bu çerçevede dersimizin ikinci bölümünü yapacağız. Arkadaşlar geçen derste sürekli akışlı düzenekleri ele almıştık. Sürekli akışlı düzeneklerde bildiğiniz gibi giren toplam kütle, çıkan toplam kütleye eşitti. Yani sistemde bir kütle artışı veya azalışı meydana gelmiyordu. Sisteme giren kütlenin tamamı sistemden çıkıyordu. Geçen ders lüle ve yayıcıyı görmüştük 1 ve 2 olarak. Bugün türbinle devam edelim. Arkadaşlar bu türbin elemanı da önemli bir termodinamik eleman. Türbinde amaç iş elde etmek. Elektrik jeneratörünü çalıştırıyor. Buhar, gaz ve su türbinleri çerçevesinde türbinler inceleniyor. Bunların her biri esasında ayrı bir ders. Buhar türbinleri, gaz türbinleri, su türbinleri önemli elemanlar. Bu termodinamik elemanları ayrıntılı olarak ele alıyoruz. Bunun yanında dördüncü olarak kompresör de önemli bir termodinamik eleman. Türbinde iş elde edilir, kompresöre iş verilir. Basınç yükseltilerek akışkanın bir noktadan başka bir noktaya iletimi sağlanır. Kompresörler de önemli termodinamik elemanlar. Pompa ve fan bu gruba giriyor. Kompresör grubuna giriyor. Türbin ve kompresörleri beraber inceleyelim. Türbinde P1 basıncında ve V1 hızında bir giriş olsun. Sonuç olarak P2 basıncında ve V2 hızında bir çıkış olacak. Bu hızlar eğer giriş çıkış çapları farklı ise değişebilir. Giriş çapları çıkış çaplarına eşitse aynı olabilir. Onu probleme göre değerlendireceğiz. V1 ve V2 hızlarını. Ama türbinde amaç V çıkanı elde etmek. Her zaman P1 büyük P2 olacak basınç olarak. Giriş basıncı tabii ki yüksek olacak. V1 hızı büyük V2 olacak. V'ye eşit olacak. Bunu probleme göre değerlendireceğiz. Ama Z1 eşit Z2 alacağız genellikle. Girişle çıkış arasındaki kod farkı az olduğu için sonucu çok etkilemediğinden dolayı Z1'i Z2'ye kod farkını eşit alacağız. Kompresörlere bakarsak arkadaşlar, türbinde ne dedik? V çıkan amaç, kompresörde V giren çerçevesinde akışkanı bir noktadan başka bir noktaya hareket ettirmek, göndermek amaç. Kompresörde de P1 V1 girişine karşılık P2 V2 çıkışı olacak. Bakın türbinde P1 büyük P2 iken kompresörde P2 büyük P1 olacak. Çıkıştaki basıncı biz arttırmak istiyoruz. Yine V1 küçük eşit V2 olacak. Dediğim gibi hızlar bazı problemlerde dikkate alınmayacak. Yine Z1 eşittir Z2 alacağız. Potansiyel enerji kod farkı açısından giriş çıkış arasındaki yükseklik fazla önemli olmayacak bizim için. Pompa da kompresöre benziyor. P1 basıncıyla girip P2 basıncıyla çıkıyoruz. Yine bir V'ye giren işi var. Tabii ki elektrik işi var. Pompayı çalıştırmak üzere. Yine P1 küçük P2, V1 küçük eşit V2 ve Z1 eşittir Z2 alınabilir pompa için. Bildiğiniz gibi pompalar sıvıları bir noktadan başka bir noktaya göndermek için kullanılan elemanlar. Biz gazlarla çalışıyorsak fanları ele alacağız. Fanlarda yine P1 basıncı, P2 basıncı ve V giren olacak. P1 küçük P2, V1 küçük V2 olacak. Bakın fanlarda hızları ihmal edemiyoruz. Z1 eşittir Z2 olacak. Arkadaşlar bu fanlarda bir girişinin hızı bize lazım olduğunda bu hız verilmemişse bunu yaklaşık sıfır alacağız. Bunu not alalım. Bunu unutmayalım. Sonuçta şurada durgun bir hava var. Bu durgun havayı fan çerçevesinde örneğin hareket ettiriyoruz. Basıncını arttırıyoruz. O zaman V1 hızını yaklaşık sıfır alabiliriz. V2 kesinlikle V1'den büyük olacak. Fanlarda dikkat edilmesi gereken nokta bu. Diğerlerinde hızları ihmal edebiliyoruz. Fanlarda ihmal edemeyeceğiz. Evet. Arkadaşlar hem türbini hem kompresörü ele aldık. Bu çerçevede pompa ve fanlardan da bahsettik. Hemen önemli bir örnekle devam edelim. Türbin ve kompresör çiftini ele alalım. Türbinde amaç neydi? Bir iş elde etmekti. Arkadaşlar bu elde ettiğimiz işin bir kısmını da
kompresörü çalıştırmak için kullanalım. Yani türbinden biz iş elde ediyoruz, elektrik iş elde ediyoruz. Bu çerçevede bir veyenetimiz olacak. Ama bunun bir kısmını kompresörü çalıştırmak için kullanalım. Yani kompresörle türbin birbirine bağlı. Kompresörün giriş çıkış şartları verilmiş. 12,5 megapascal 500 derecede su giriyor 3 noktasından. 4 noktasından 10 kilopascal'da X4 yani kuruluk derecesi olarak 0,92'de çıkıyor 25 kilogram bölü saniye debi ile. Ve yalıtımlı bir türbin. Tamam. Buraya ne demişiz? Türbinden kompresöre aktarılan bir güç var. Kompresöre hava giriyor. 98 kilopascal, 295 kelvin ve 10 kilogram bölü saniye debide. Ve 1 megapascal basınç artacak tabii ki. 620 kelvinde hava çıkıyor. Basıncını arttırmışız. Kompresör yalıtımsız olduğu için Q çıkan da 25 kilowatt değerinde alınacakmış. Yani kompresör çalıştıkça tabii ısınıyor ve çevreye ısı çıkışı oluyor. Bu çerçevede arkadaşlar VNet zaten bizden isteniyor. Türbinden elde ettiğimiz VNet nedir? Yani bir kısmı kompresörde kullanılıyor. Diğer kısmını farklı amaçlar için elektrik üretimi için kullanabiliriz. Bu VNet nedir onu araştıracağız. Ne demişiz? Bir işletmede kompresör ile hava basılmaktadır. Kompresör enerjisini su buharıyla çalışan türbinden almaktadır. Net işi watt olarak bulunuz. Birimleri watt alacağız. Zaten üzerinde nokta koymuşuz. Adım adım inceleyelim şimdi arkadaşlar. Soru elinizde var. Önce türbinle başlayalım. Türbin bir kere buhar türbünü. Buhar türbününde sıvı olarak su kullanıyoruz. Basınçlar, sıcaklıklar, kütlesel debiler verilmiş. Kütlesel debi bak M3 eşittir M4. Bir giriş bir çıkışta kütlesel debi zaten değişmez aynı değerde. Ama basınç değişiyor. Burada kuruluk derecesi çıkış olarak verilmiş. Ona göre işlemlerimizi yapacağız. Kütlesel debi mezarı nokta olarak gösterirsek 25 kilogram bölü saniye alacağız. Verilenleri buraya yazdık. Şekil yukarıda var. Bu çerçevede önce yapacağımız şey arkadaşlar enerji dengesi. Enerji dengesi eşitliği, termodinamiğin birinci yasası eşitliği. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Üzerine nokta koyduk. Watt biriminde çalışacağız. Şimdi türbini ele aldık. Kararlı akış var veya sürekli akış var. Kararlı veya sürekli akışta sistemdeki enerji değişimi sıfır olur. Delta E sistem sıfır watt. Burası sıfır. Ama E giren eksi E çıkanı yani sınırı delen olayları burada ele alacağız. E giren olarak E kütle giren var türbine. E çıkan olarak E kütle çıkan ve V çıkan var. Zaten amacımız bu V çıkan türbinden elde ettiğimiz iş. Elimizde ne kaldı? E kütle giren eksi, E kütle çıkan parantez içinde artı V çıkan eşittir sıfır. Düzenlersek E kütle 3 eksi E kütle 4 eşittir V çıkan oluyor. Yalıtımlı türbin için bu enerji dengesi. Yalıtımsız olsaydı tabii ki buraya Q'yu dahil edecektik. Arkadaşlar E kütleleri nasıl ele alıyorduk? Entalpi, kinetik enerji ve potansiyel enerji cinsinden 3 alt indisiyle bunu yazarız. Başında kütlesel debi varsa bunların çarpımı zaten watt olacak. Eksi buraya M4 demişiz. Tamam, hepsi kütlesel debilerin aynı. Eksi M4, H4 artı V4'ün karesi bölü 2 artı GZ4'ü de buraya yerleştirmişiz. Eşittir V çıkan olacak. Yani bakın akışkanın enerjisi, sonuç olarak akışkanın enerjisi çıkan işe ile ilişkili oluyor. Türbinlerde entalpi değişiminin yanında potansiyel enerji değişimi çok düşük kaldığı için her zaman potansiyel enerji değişimi ihmal edilir. Daha her zaman demişiz, tamam. Ama özel bir türbin olur. V3 ile V pardon Z3 ile Z4 arasındaki yükseklik önemli olur. O zaman dikkate alırız. Ama genelde dikkate almayacağız. Evet, Z3 ve Z4 birbirine eşit olduğu için potansiyel enerji değişimini ihmal ediyoruz. Türbinlerde giriş çıkış kesit alanları veya giriş çıkış hızları verilmemiş ise kinetik enerji değişimi de ihmal edilir. Bunu yukarıda da biraz önce konuşmuştuk. Kinetik enerji değişimi de genelde entalpi değişimi yanında çok düşük değerde olmaktadır. Arkadaşlar çok küçük değerler mühendislik açısından ihmal edilebiliyor. Kesit alanları belli olsaydı kütlesel debi eşitliği yardımıyla hızlar bulunabilirdi.
kesit alanları belli olsaydı yani A kesitler. Ama burada giriş çıkış kesit alanları eşit kabul ettiğimizden dolayı zaten kütlesel debi aynı alabiliriz dedik. Daha doğrusu hızları aynı alabiliriz dedik. Kütlesel debiler aynı zaten de. Elimizde ne kaldı? Entalpilere ait durumlar kaldı. M3, H3, eksi M4, H4 kaldı arkadaşlar. Kinetik ve potansiyel enerjileri ihmal edersek. Türbinlerde genellikle bu eşitlik kullanılıyor arkadaşlar. Yani türbinleri ileride de termodinamik 2'de de ele alacağız. O zaman V çıkanı biz M3, H3, eksi M4, H4 olarak yazabiliriz. Veya aşağıdaki gibi yazabiliriz. Demek ki bizim giriş ve çıkıştaki entalpi değerleri bize lazım olacak. Bizim için önemli olan H3, H4 olacak. Tamam. Termodinamik birinci yasasından V çıkanı bu şekilde hallettik. Problemde verilenleri değerlendirdik. Mühendislik yaklaşımlarını yaptık. Ve hal 1, hal 2 ayrıntılı olarak artık ele alalım. P3 12,5 MPa ve T3 500 derece santigrat su. Hangi bölgedeyiz? 12,5 MPa için T doyumu 328 derece santigratmış tablo A5'te. Basıncın önde olduğu tabloda. O zaman T3 büyük TD ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Bunları geçmişte güzelce çalıştık. Herkes artık tabloları güzelce biliyor. Tabloların içinden değer okumayı güzelce biliyor. Kızgın buhar bölgesinde ise tablo A6'ya gideceğiz. Ve H3'ü işte 12,5 ile 500'ü kesiştirdiğimizde H3'ü oradan bulacağız. 3343,6 kilojoule bir kilogramlık bir akışkanın enerjisi var. Çıkışta 10 kilopaskal ile 0,92 kuruluk derecesi vermiş. Demek ki ıslak buhar bölgesindeyiz zaten. Burası kolay. Islak buhar bölgesindeysek 10 kilopaskal için yani tablo A5 için H4F ve H4FG'yi okuruz. Tamam. H4 ne olacak? H4F artı X4 H4FG'ye eşit olacak. Şu tarafın sayısal değerleri elimizde var. Yerine yerleştirdiğimizde H4 çıkıştaki akışkanın suyun enerjisi 2392,5 kilojoule bir kilogram olarak bulunuyor. Arkadaşlar bunları siz tablolardan güzelce çalışın. Bu sayısal değerleri kesinlikle kendiniz elde edip bir görün. Ondan sonra V çıkanı elde edebiliriz. 25 kilogram bölü saniye çarpı entalpilerin farkı. 23.777.5 kilowatt bulmuşuz. Bak burası kilojoule bölü kilogram, burası kilogram bölü saniye. Sonuç kilowatt. 23.7 megawatt olarak da yazılabilir. V çıkanı elde ettik. Bu V çıkan değeri arkadaşlar. Biz V neti elde edeceğiz. Sonuçta bu dursun. Şimdi bir kompresöre bakalım. Kompresör hava kompresörü. O zaman verilen değerler basınç, sıcaklık, debi. Tamam buraya yazdık. Ve burada da MH diyelim hava için kütlesel debi değişmez. 10 kilogram bölü saniye olarak alacağız. Basınç ve sıcaklık değerleri de kullanacağız. Gelelim havayı analiz etmeye arkadaşlar. P1 98 kilopaskal, T1 295 Kelvin. Havanın entalpi değeri değişken özgür ısılar kapsamında tablo A17'den alınabilir demişim. Soruda değişken mi kullanacaksın, ortalama mı kullanacaksın söylememiş. Ama değişken özgür ısılar yaklaşımı her zaman gerçeğe daha yakın sonuçlar veriyor. O zaman ben değişken özgür ısıları kabul etmişim. Diğer yöntem de olabilir. Ama değişken özgür ısılar daha iyi sonuç veriyor. Hava için tablo A17 elimizde olduğundan dolayı ben direkt entalpi değerleri için değişken özgür ısılar kapsamında tablo A17'yi ele almışım. 295 Kelvin için H1 değeri tabloda 295,17 kilojoule bölü kilogram. Bak sıcaklık değerine yakın. Hani havanın CFP'siyle çarpıyorduk biz H1'i bulurken. Havanın CFP'siyle 295'i çarptığımızda yaklaşık bu değeri verebilir. Düşük sıcaklıklarda sıcaklık arttıkça biraz hata artıyor. P2 1 MPa, T2 620 Kelvin. Değişken özgür ısılar yaklaşımıyla H2'yi 620 Kelvin için sıcaklık için zaten bakıyoruz tablodan arkadaşlar. Bak bunun başında da sıcaklık var. Bunun başında da sıcaklık var. Bak burada 628,07 yani 620'den biraz daha değişik bir değer. Diğeri birbirine yakın düşük sıcaklıklarda yakın oluyor ama sıcaklık değiştikçe entalpi değeri de değişiyor. Tamam, tablodan bunları okuduk.
Ne demişim ben? T1 ile T2 arasındaki fark büyük olduğu ve havaya ait tabloda olduğu için havaya ait entalpi değerleri değişken özgül ısılar yaklaşımı altında tablo AÜND'den alınmıştır diye yine elinizdeki nottan okuyun bunu unutmayın diye buraya yazmışım. Ne yapacağız sonra? Termodinamiğin birinci yasası. Her zaman her problemde kullanıyoruz. E-giren eksi E-çıkan eşittir delta E sistem. Burası 0 watt. Kararlı veya sürekli akış. Yine türbinde olduğu gibi kompresörde de giren debi çıkan debiye eşit. E giren ne var? E kütle giren var. V giren var. Kompresörü çalıştırmak için V giren olacak. E çıkan ne? E kütle çıkan, Q çıkan var. Tamam. Bunları değerlendirirsek arkadaşlar şu eşitliği yazıyoruz. Kompresör için enerji dengesini V giren eksi Q çıkan eşittir E kütle çıkan eksi E kütle giren olarak yazabiliriz. Eğer kompresörde de yalıtım olsaydı şurası sıfır olacaktı. O zaman V giren eşittir E kütle çıkan eksi E kütle giren olacaktı. E kütleleri açarsak yine entalpiler, kinetik enerjiler ve potansiyel enerji açısından yazabiliriz. Türbin için yapılan kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimleri yaklaşımları kompresör için de yapılabilir. O zaman V giren eksi V çıkan havanın kütlesel debisi çarpı H2 eksi H1 olarak yazılabilir. Sayısal değerler elimizde var. H2 ile H1'i de tablodan bulduk. V giren 3354 kW olarak elde ediliyor. Arkadaşlar bu kompresörü çalıştırmak için 3354 kW'lık bir güç lazımmış. Tamam. Bizim V çıkan zaten 23.777.5. Bunun 3354'ü kompresörde kullanılıyor. O zaman elimizdeki V net 20.423.5 kW oluyor. Gördüğünüz gibi bu değer kullanarak artık elektrik enerjisi elde edebiliriz. Elektrik işi elde edebiliriz. Arkadaşlar VNET'i bu şekilde elde ettik. Güzel bir mühendislik problemini ele aldık. Ve hem kompresör hem türbini değerlendirmiş olduk. Türbin, kompresör, pompa ve fanda Z1 eşittir Z2 genellikle potansiyel enerji değişimi ihmal edilir diye yine hatırlatma notlarını yazmışım. Bunlar önemli. Gelelim kısılma vanalarına. Kısılma vanaları da önemli termodinamik elemanlar. Özellikle soğutma tekniğinde kullanılıyor. Akış kesitini azaltarak akışkanın basıncını düşürme işlemidir. Akış kesitini azaltarak akışkanın basıncını düşürme işlemini biz kısılma vanalarıyla yapıyoruz. Arkadaşlar kısılma vanalarına örnek kısaca vanalar, musluklar, kılcal borular, gözenekli tıpa. Hani ille ne kısılma vanası diye size bir soru gelmez. Gözenekli bak tıpa, kılcal boru dediğinde, musluk, vana dediğinde kısılma vanalarıyla yaptığımız benzer işlemleri yapacağız. Soğutma, iklimlendirme uygulamalarında kullanılıyor. Basınç düşüyor, sıcaklık düşüyor kısılma vanalarında. Bunlar da önemli termodinamik elemanlar. Siz Thomson kat sayısını bir araştıracaksınız arkadaşlar. Bu araştırın dediğim kısımları lütfen araştırın. Bunlar önemli konular. Burada ele almayacağız ama Joule-Thomson kat sayısı nedir? Güzelce araştırın. Dediğim gibi kısılma vanaları önemli termodinamik elemanlar. Basitçe şu şekilde gösterilir. Bir kanal veya boru içindeki kısılma vanası şu şekilde gösterilir. P1 basıncıyla girer, P2 basıncıyla çıkar. Kısılma vanalarında iş yok. Sıfır. Q'yu sıfır alabiliriz. Hani bir miktar Q olabilir, Q çıkan olabilir ama onu sıfır alacağız. Önemsiz. Potansiyel ve kinetik enerji değişimlerini de sıfır alacağız. Gördüğünüz gibi dört tane değeri yaklaşık sıfır alabiliyoruz. Kısılma vanalarında enerji dengesi. Sonuçta arkadaşlar kısılma vanasına kütle giriyor. Kütle çıkıyor ve kısılma alanında kararlı akış var. O zaman burası sıfır sürekli akış olduğu için. Elimizde sadece E kütle giren eşittir E kütle çıkan eşitliği kaldı. Bunları da genel olarak yazarsak burası M1 kütlesel debisinde, burası M2 kütlesel debisinde olsun. Yani onları eşit alacağız da genel yazıyoruz. Burası tabii ki E kütle için yazacağımız durum. Burası da aynı şekilde E kütle çıkan için yazacağımız durum oluyor. Ne dedik? Giriş çıkış kesit alanları birbirine eşitse V1 eşittir V2, Z1 eşittir Z2 zaten yatay bir kısılma vanası bu, yatay bu.
Dikey olsa belki biraz fark eder ama dikeyde de bunları eşit alabiliriz. Problemin cinsine göre diyeyim yine de. Bu yaklaşımlar altında elimizde ne kaldı arkadaşlar? Yukarıda M1 eşittir M2, V1 eşittir V2, Z1 eşittir Z2. Elimizde H1 eşittir H2 kaldı. Kısımlama alanında önemli eşitlik bu. Giriş entalpisi, çıkış entalpisine yaklaşık olarak eşit. Yani teorik olarak tam eşit de. Entalpiyi açarsak nedir o? U artı PV ile entalpi. Entalpi U1 artı P1 V1 eşittir. U2 artı P2 V2 yazabiliriz. Yani biz H1 eşittir H2'den sonra bu eşitliği kullanacağız. İşte buradaki basınçlar birbirinden farklıdır. O çerçevede değerlendirmemizi yapacağız. Hangi değer bilinmiyorsa buradan çekeceğiz. P2 ve 2 büyük, P1 ve 1 oluyor kısımlamalarında. U1 büyük, U2 oluyor. T1 büyük, T2 oluyor. Yapılan çalışmalar sonucu bu sonuçları da söyleyebiliriz. İdeal gazlarda entalpi sıcaklığın fonksiyonu olduğu için arkadaşlar, ideal gazlarda entalpi sıcaklığın fonksiyonu olduğu için ve H1 eşittir H2 olduğu için kısımlamalarında ideal gazlarda T1 eşittir T2 de oluyor. Bak bu ek bilgi de not olarak defterinizde olsun. İleride TS diyagramlarıyla da çalışacağız. Hani bu kısımlamaların TS diyagramını gösterirsek orada bak entropi artıyor. Hani bu ek bilgi arkadaşlar. Yani bir noktası ile iki noktası arasında veya hal 1 ile hal 2 arasında çalışıyorsak ve H sabitse TS diyagramında sabit H'ler bu şekilde gösterilebilir. Ama entropi artıyor. Giriş entropisi ve çıkış entropisi birbirinden farklı oluyor. Bu da ek bilgi olarak notlarınızda dursun. Evet, örnek yapalım. Kısılma vanası işte bu şekilde gösteriliyor dedik. Sistem sınırını şu şekilde alırsak, sistem sınırını delen bir giriş var. Sistem sınırını çıkan bir şey delen bir çıkış var. R134A soğutucu akışkanını ele alalım. P1 700 kilopaskal olsun, doymuş sıvı olarak girsin bir noktasında. İki noktasında P2 basıncı 160 kilopaskal olsun. Delta T'ye bakacağız. V2 özgül hacmine bakacağız arkadaşlar. R134A için soğutma tekniğinde kısılma vanaları kullanılır demiştik. R134A soğutucu akışkanı için hal 1 veya giriş 1 700 kilopaskal doymuş sıvı noktası. Bu çerçevede arkadaşlar tablo A12'ye gideceğiz. Basıncın önde olduğu tablo R134A için. T1 değeri T doymaya eşit olacak. Doymuş sıvı noktasındayız. 26.69 derece santigrat. V1, V1, F'ye eşit olacak doymuş sıvı noktası için. H1, H1, F'ye, U1 de U1, F'ye eşit olacak. Tablo A12'den bu sayısal değerleri alıp kullanacağız. Tamam. Hal 2'ye bakalım. Şöyle, tamam. Hal 2'ye bakalım. P2 160 kilopaskal. Bir tane değer var. Ama bize birbirinden bağımsız iki değer lazımdı. Kısılma vanasıyla çalışıyorsak H2 eşittir H1 olacak. Yukarıda bulduğumuz H1 değeri H2'ye eşit olacak. 88.82 kilojül kilogram olarak. Birbirinden bağımsız iki özellikten biri H2 eşittir H1 kapsamında entalpi değeri olacaktır diye de sizin için buraya yazmışım. Tablo A12'yi ele alalım. Şimdi hangi bölgedeyiz ona bakacağız. 160 kilopaskal için H2F ve H2G değerlerini tablodan okuduk. Entalpi değerlerini okuduk çünkü elimizde H2 entalpisi var. Bu iki değerle 88'i karşılaştıracağız. Arada kalıyor. H2F ile H2G'nin arasında H2 kaldığı için çıkış kesinlikle ıslak buhar. O zaman çıkış sıcaklığı T2, T doymaya eşit ıslak buhar bölgesinde. 160 kilopaskalın T doyması eksi 15.60 derece santigrat. Yukarıda 26.69'du. Gördüğünüz gibi eksi 15.60'a düşüyor. V2F, V2G değerleri de V2FG değerlerini de okuyor. Arkadaşlar bizden özgül hacim değeri istenmişti çıkışın. Özgül hacim değerini bulabiliriz ama önce kuruluk derecesini bulacağız. Entalpi belli. H2F belli. H2FG belli. Oradan -2'yi çekeriz. Kuruluk derecesi 0.27.453 çıkmış. Tamam. O zaman V2'yi
V2FV, V2FG belli olduğundan dolayı, X2'yi de bulduğumuzdan dolayı 0,0345 metreküp bölü kilogram olarak buluruz. Delta T istenmişti bizden. T2 ile T1 belli zaten. O da eksi 42,3 derece santigrat çıkıyormuş delta T. T2 eksi T1. Evet, ısınma vanalarını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Gelelim başka bir önemli termodinamik elemana, karışma veya karışım odaları. İki veya daha fazla sayıda akışkanın karışması, aynı akışkanın karışması çerçevesinde karışım veya karışma odaları ele alınabilir. Örneğin T bağlantı demişiz. Her zaman evlerimizde de var bu, T bağlantı musluklarda. Veya şöyle bir sistem olabilir. Bir noktasından T1 sıcaklığında M1 kütlesel debisinde akışkan, aynı akışkan girebilir. Aynı akışkan T2, M2 kütlesel debisiyle buradan girebilir. Ve çıkış olarak kütlesel debiler tabii değişecek bu sefer. M3, T3 olarak çıkış ele alınabilir. Basınç burada sabit olarak ele alınabilir. Yani 1, 2 ve 3 basınçları aynı alınabilir. Sistem bu elemanın içindeki akışkan. Arkadaşlar ısı transferi açısından herhangi bir olay yok. Onu sıfır alabiliriz. Zaten iş yapılmıyor burada. Kinetik ve potansiyel enerji değişimlerini de sıfır alabiliriz. Karışım odalarında bu çerçevede tabii önce kütlenin korunumuyla değerlendirmemizi yapacağız. Neden? Kütlesel debiler farklı olacak burada. M'ye giren eksi M'ye çıkan eşittir DM bölü DT olacak. Kütlenin korunma eşitliği devreye girdi. Açık sistemlerde karşımıza çıkacak zaten. Ama sürekli akış var burada. Yani şu noktayla şu noktadan giren akışkanın tamamı buradan çıkıyorsa burası sıfır. Tabii şuraya yanlış yazmışım ben. Sıfır kilogram bölü saniye olacak. Tabii ki şu el alışkanlığı watt yazmışım. Sistemdeki kütlenin zamana göre değişimi üstünde de nokta olmayacak. Onları değiştireyim ben. DM bölü DT olacak. Noktalar burada olacak. Tamam. Kilogram bölü saniye biriminde burası sıfır olacak. Burası sıfır olduğu için arkadaşlar M'ye giren eşittir M'ye çıkan olacak. Ama ne var M'ye giren? M1 ile M2 var. M'ye çıkan ne? M3. O zaman M1 artı M2 eşittir M3 olarak basitçe kütlenin korunumunu yazabiliriz. Evet, kütlenin korunumu lazım olduğunda eşitliğimiz bu. Yanında enerjinin korunumu mutlaka olacak. E giren eksi E çıkan ne var? Kütleler var. Kütle 1 var, kütle 2 var, kütle 3 var. Sürekli akışta burası 0 watt olacak. Tamam. Şurada yanlış ifadeler kullanmışız ama burası 0. Tamam. Kütlenin korunumu çerçevesinde ne var? E kütle 1 artı E kütle 2 eşittir E kütle 3 olacak. Açıkça yazarsak eşitliğimiz bu. Yatay karışım odası için, bak yatay için Z1 eşittir Z2 eşittir Z3 kod farkı yok. V1'ler değişebilir de burada yaklaşık V1 eşittir V2 eşittir V3 olsun demişiz. Problemde verilirse bunların değerleri tabii ki kullanacağız. Eğer yaklaşık eşit alabiliyorsak elimizde sadece entalpilere ait bir eşitlik var. Sadece entalpilere ait bir eşitlik elde ettik ama dediğim gibi problemin cinsine göre Z ile V'leri de devreye sokabiliriz. Arkadaşlar M3 yerine M1 artı M2'yi yazacağız. Ve ona göre matematik olarak düzenleme yaparsak bak elimizde ne kalıyor? M1, M1 eksi E3, M2, E3 eksi E2 kalıyor. Veya M2 eşittir M1 çarpı M1 eksi E3 bölü E3 eksi E2 kalıyor. Kilogram bölü saniye biriminde. Yani ne yaptık? M3 yerine M1 artı M2'yi koyduk. Ona göre matematik düzenleme yaptık. Entalpiler bize lazım. Burada bak suyla çalışıyoruz ve sıvı su yani sıkıştırılmış sıvı çeşmeyi açtığımızda akan su gibi. O zaman H1, H2, H3 entalpilerini biz sıcaklığa göre seçeceğiz. Sıkıştırılmış sıvı bölgesi için. Ama ne diyorduk biz? Sıkıştırılmış sıvı bölgesinde 5 megapascal basınçtan düşük değerlerde çalışıyorsak direkt doymuş sıvı değerlerini alacağız H1, H2, H3 için. Yani sıcaklık tablosundan bak. Tablo A4'ten sıcaklık tablosundan entalpiler HF değerleri olarak okunacak.
Tamam. Arkadaşlar gelelim önemli bir termodinamik eleman olan ısı değiştiricilerine. Isı değiştiricileri ısı transferinde ayrıntılı olarak ele alınıyor. Biz basitçe bu derste bakacağız. İki akışkanın karışmadan aralarında ısı alışverişini gerçekleştirmesi. Bak burada farklı akışkanlar olabilir. Karışım odalarında aynı akışkandı. Isı değiştiricilerinde farklı akışkan olabilir ama birbirine karışmıyor bunlar. Örnek buharlaştırıcı demişim. O bir ısı değiştirici. Arkadaşlar termodinamik 2'de buharlaştırıcılar, yoğuşturucular karşımıza çıkacak. Bunların hepsi ısı değiştirici. Isı değiştirici altında inceleniyor. Şimdi basitçe biz inceleyelim. Yalıtımlı bir ısı değiştiriciyi ele alalım. Bakayım bir noktasından giriş olsun. R410 soğutucu akışkanı girsin. İşte belli değerlerde basıncı verilmiş, kuruluk derecesi verilmiş ve hacimsel debisi verilmiş litre bölü saniye olarak. Bir noktasından bu soğutucu akışkan giriyor. İki noktasından belli bir basınçta çıkıyor. Bak artı 15 derece santigrat aşırı ısıtmayla çıkıyor. Bu nedir? Hem problem yapıyoruz hem konu anlatıyoruz. Aşırı ısıtma not alın. Karşınıza çıkar. Bu nedir? Biraz sonra bakacağız. Superheated. Aşırı ısıtma. Artı 15 derece santigrat aşırı ısıtmayla çıkıyor. Tamam. 3 noktasında hava giriyormuş. Belli bir kütlesel debide. Ve 4'ten çıkıyor. Bak buradan bu bir giriyor. Buradan çıkıyor. Birbirine karışmıyor. Ama biri sıcak biri soğuk olduğu için termodinamiğin ikinci yasası gereği sıcaktan soğuğa doğru bir ısı transferi olacak. Bak ısı geçişi olacak. Isı geçişi yönünü ben böyle temsil olarak göstermişim. Artık onu biz problemi çözerken göreceğiz. Ama kesinlikle bu akışkanla bu akışkan arasında bir ısı geçişi olacak sistemde. Bak sistemde. Burası sistem. İçeride oluyor olaylar sınır içinde. Ne demiş? 4 ile 3 yani hava için çıkışla giriş arasındaki sıcaklık farkı nedir? T4 eksi T3'ü bulacağız. Q'yu ısı transferini bulacağız. Arkadaşlar bu ısı transferi Q3-4 veya Q1-2 olarak yazılabilir. Bundan buna geçen veya bundan buna geçen yani bunun kazandığı bunun kaybettiği aynı olacak. Sonuçta birinin kaybettiği diğerinin kazandığına eşit olacak. Direkt onu Q olarak gösterebiliriz. Yalıtımlı olduğu için bunu yazdık. Problem elinizde var. Bunu güzelce çözelim. Önemli bir problem. Öncelikle kütlenin korunumu artık açık sistemlerde. M'ye giren eksi M'ye çıkan eşittir delta M sistem demişiz. Sürekli akışta burası sıfır olacak. Tamam. Bak iki tane akışkan var. R410 ve hava. R410'u MR ile gösterelim. M1 eşittir M2. Giren çıkan kütlesel debiler eşit. Havayı MH ile gösterelim. M3 eşittir M4. Giren çıkan debiler eşit. Biri MR, biri MH olsun. Kütlenin korunumu için bu iki önemli sonucu elde ettik. Enerjinin korunumunu kesinlikle her zaman kullanacağız. E giren eksiye çıkan delta E sistem. Kararlı sürekli akışta burası sıfır. E giren ne var? Bak iki tane kütle girişi var. Bakın burada. Bir noktasından R410 giriyor. Üç noktasından hava giriyor. O zaman 1 ile 3'ü yazdık. Tamam. 2 ile 4'ten de aynı akışkanlar çıkışı sağlıyor. Elimizde E kütleler kaldı. Bunları değerlendireceğiz. Arkadaşlar eşitliğimiz bu eşittir 0. Kütlesel debiyle çalıştığımız için 1 watt alabiliriz. Ve arkadaşlar kütleleri entalpiler cinsinden değerlendirebiliriz. Kinetik ve potansiyel enerjiyi ihmal etmişiz. Genellikle ihmal edilir. Elimizde entalpiler kaldı. Ama MR ile ME birbirinden farklı. Matematik olarak bu sonucu elde ettik. ME P3 eksi E4 eşittir MR H2 eksi E1. Tamam. Bu sonucu elde ettik. Bunu değerlendireceğiz şimdi. Bir girişi. Basınç belli. Kuruluk derecesi belli. Islak buhar bölgesindeyiz. Tablo B20 bak. R410 için. Elinizde tablolar var. Oradan HF ve HFG'yi okuruz. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için. Sıcaklık zaten doyma sıcaklığı ıslak buhar bölgesinde eksi 35 derece santigrat.
H1 bize lazım. Bu soğutucu akışkan için H1'i kuruluk derecesi çerçevesinde değerlendirdiğimizde 63.7872 kilojül bölü kilogram olarak hesaplıyoruz. Entalpi değerini bulmak da amacımız. Bir giriş için bulduk. İki çıkışına bakalım. P2 eşittir P1. Not alın arkadaşlar, çok önemli. Isı değiştiricilerinde, termodinamikte işlediğimiz ısı değiştiricilerinde giren basınç çıkan basınca eşit alınır. Bunu not edin, bunu unutmayacağız. Şimdi akışkanlar mekaniği açısından incelersek boru boyu uzadıkça arkadaşlar P1 ile P2 birbirinden farklı oluyor. Ama biz termodinamikte bunları yaklaşık eşit alıyoruz. Akışkanlar mekaniğinde borunun boyuna göre P1 P2'den farklı olabiliyor. Burada kısa bir ısı değiştiricinde P1 eşittir P2 alacağız. Yani termodinamikte bunu bu şekilde alacağız. Not edin. 218.4 kilopaskal olarak alacağız. Artı 15 derece santigrat aşırı ısıtma vermiş. Aşırı ısıtmayı göz önüne şimdi alalım. Şimdi arkadaşlar aşırı ısıtma demek kızgın buhar bölgesine düşüyoruz demek. Aşırı ısıtma demek kızgın buhar bölgesine düşüyoruz demek. Tablo 410 pardon R410 için tablo B21'e bakalım. Kızgın buhar bölgesine düşüyoruz demek bu. Ama eşitliğine aşırı ısıtmanın T2 sıcaklığı, bak T doyma artı aşırı ısıtma et sıcaklık değeri. Ne yapacağız aşırı ısıtmayı bulmak için? T doyma değerini bir kere bulacağız. Bu basınç için T doyma. Yukarıda bulduk sanırım, evet. -35 derece santigrat, bak. Aynı basınç için T doyma değeri bu. T doymayı alıp üstüne aşırı ısıtma değeri ne verildiyse onu ekliyoruz. +15. O zaman bizim T2 sıcaklığı -20 oluyor. Zaten aşırı ısıttığımız için biz. Aşırı ısıtma ne demek? Doymuş buhar noktasının ötesinde çalışıyoruz demek. Yani şurası zaten doymuş buhar noktasına ait sıcaklık. Ötesinde çalışıyorsak +15 derecelik bir ısıtma yapmışız aşırı olarak ve -20 derece santigratta kızgın buhar bölgesinde çalışıyoruz demek. Kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak arkadaşlar elimizde basınç var ve sıcaklığı da bulduk -20. O zaman ilgili tablodan, tablo B21'den kızgın buhar bölgesi için interpolasyonla H2'yi 278.12 kilojül bölü kilogram olarak buluruz. Önemli şeyler öğrendik. Isı değiştiricilerinde basınç değişmez. Giriş çıkış basıncı. Aşırı ısıtma varsa eşitliğimiz bu. Aşırı soğutma varsa aradaki işaret eksi olacak. Aşırı soğutmayı sorarsa burası eksi olacak. Evet arkadaşlar tablo değerlerini elde ettik. Artık enerji dengesindeki durumları değerlendireceğiz. Orada soğutucu akışkanın kütlesel debisi lazım. Bize hacimsel debiyi vermiş soruda. V1 bakın hatırlayalım şekilden. Evet hacimsel debi 2.65 litre bölü saniye vermiş. Bunu kilogram bölü saniye çevireceğiz. Giriş değeri verildiği için girişteki özgül hacimle bunu değerlendireceğiz. Bu hacimsel debi giriş ve çıkışta farklı olabilir demiştik geçmişte. Giriş olarak verilmişse girişteki özgül hacimle değerlendireceğiz onu. O zaman hacimsel debi nedir? Kütlesel debi çarpı özgül hacim veya kütlesel debi nedir? Hacimsel debi bölü özgül hacim. O zaman V1 Fg'yi göz önüne alarak V1'i bulacağız. Tamam. X1 belli olduğu için, kuruluk değeri bize verildiği için V1'i bu iki değer ve kuruluk derecesinden değerlendirerek bulacağız. 0.026 metreküp bölü kilogrammış. Tamam. 2.65 litre bölü saniye. Arkadaşlar litre bölü saniye yanında ayrıntılı bilgi vermiş. Onu metreküp bölü saniye çevireceğiz. Yani 1000'e böleceğiz. 2.65 litre bölü saniye, 1 metreküp bölü 1000 litre ise 1 metreküp. Bu çerçevede 2.65 bölü 1000 metreküp bölü saniye olarak elde ediyoruz. Aşağısını yukarıda bulduk. 0.026 metreküp kilogram. Oranlarsak 0.102 kilogram bölü saniye çıkıyor. Evet, litre bölü saniyeyi metreküp bölü saniye tabii ki çevireceğiz.
Soğutucu akışkanına ait bütün bilgileri elde ettik. Bunları enerji dengesi içinde kullanacağız. Gelelim hava kısmına. 3 girişi havanın kütlesel debisi verilmiş. 4 çıkışı ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ama delta T 3-4 bizden isteniyor. Arkadaşlar burada hava için ortalama özgür ısıları göz önüne almışım ben. Çünkü elimizde sıcaklık değerleri yok bak. Yani sıcaklık değerleri olsa belki değişken özgür ısılar cinsinden değerlendirebiliriz. Ama hiç elimizde yani havaya ait sıcaklık herhangi bir bilgi yoksa 300 Kelvin'de CP'yi 1.005 kilojoule per kilogram Kelvin alarak işlem yapabiliriz. Bu da mühendislik yaklaşımı. Havada bu CP veya CV değerleri sıcaklığa göre fazla değişmeyeceğinden dolayı direkt 300 Kelvin'de oda sıcaklığındaki CP değerini aldık. Dikkat! Neden CP aldık? Çünkü H'yi gördüğümüzde CP'ye gidecektik. Aşağıda H'yi görüyoruz zaten. Hava için H3, H4 var. H'yi gördüğünde CP'ye git. U'yu gördüğünde CV'ye git demiştik. Enerji dengemiz buydu. Bunu hava için değerlendirirsek arkadaşlar M hava çarpı CP çarpı delta T 3-4. Zaten şu entalpi farkını şu çarpım şeklinde yazabiliyorduk. Başında da kütlesel debi olmak üzere. Diğeri zaten MR E2 eksi E1. Arkadaşlar şuradaki kısmın sayısı olarak hallettik. Bu tarafı hallettik. Bak yerleştirmişiz. Diğer tarafta CP'yi şu değerde alacaksın. Kütlesel debi de buysa delta T 3-4 zaten bizden isteniyor. Buradan onu çekebiliriz. 29 derece santigrat olarak. Evet. Soruya bakalım. Evet, delta T'yi bulduk. Q'da sıra. Q önemli. Şimdi Q için nasıl bir analiz yapabiliriz? R410 için enerji dengesini tek başına, bak elemanı tek başına aldık bu sefer. Arkadaşlar ister hava için ister R410 için enerji dengesi yapabilirsin. Şimdi tek başına R410'u alırsak bir girişi var, iki çıkışı var. Bu sefer tek başına aldığımız için buna bir Q giren olacak. Okun yönünü böyle almışız. Bu eksi çıkarsa tersi yönde olacak. Tamam. Mühendislik olarak bu yaklaşımı yaptık ve şeklimizi bu şekilde yazabiliriz. Okların yönü bu şekildeyse E giren eksi E çıkanları öyle değerlendireceğiz. MR H1 girişi var. Q giren var. MR H2 çıkışı var. Sürekli akışlı burası sıfır. Ve buradan Q gireni halledebiliyorsak ki halledebiliyoruz o zaman istenen Q değerini elde etmiş olacağız. Yukarıdaki durumu şu şekilde eşitlik haline getirebiliriz. Q gireni tek başına bıraktığımızda arkadaşlar bak MR çarpı E-S1'e direkt eşit oluyor. MR ne? 0,102. Bunu bulduk zaten kilogram saniye olarak. E1 ile E2'yi de bulduk. Uzatmayalım. Q giren buradan artı 21,86 kilowatt çıkmış. Demek ki bu okun yönü doğru. Bizim Q değerini bulduk. Bak burada hava için de yapmışım ben. Arkadaşlar hava için yaparsak enerji dengemiz bu sefer diğerine girense havadan çıkan olacak. 3 ile 4 arasında çalışıyoruz. Buradan çıkar. Enerji dengesini ona göre yazacağız. MH H3 eksi M4 H 4 eksi Q çıkan olarak yazacağız. Eşittir 0. Hava için enerji dengemiz Q çıkan MH çarpı H3 eksi H4. H'leri gördüğünde CP'ye gideceksin dedik. MH çarpı CP delta T. Bak 0,75 verilmiş. Şurası 1.005. Burayı da 29 bulmuştuk. 21,86 kilowatt. Yukarıda ne bulduk? 21,86 kilowatt. Bak ikisinden birini kullanırsan olur dedik. Sonuçta birinin kaybettiği diğerinin kazandığına eşit. Havadan çıkan ısının tamamı R410'a girmiştir. Isı değiştiricilerinin amacı bu zaten. Tamam. Q giren eşit Q çıkan o da Q'ye eşit 21,86 kilowatt. Bu ikisinin aynı çıkması lazım ama bazen sayısal değerlerden ötürü biri 21,85 çıkar, biri 21,86 çıkar ama aynı şey. CP oda sıcaklığında olan 300 Kelvin sıcaklıkta alınmıştır. Delta T 29 Kelvin için veya 29 derece santigrat zaten delta T olduğu için aynı yani. Derece santigratla Kelvin aynı.
Derindeki sıcaklık artışı için ortalama sıcaklık da 300 Kelvin civarında olacaktır demişiz biz. Tamam. Güzel bir örnek yaptık arkadaşlar. Bu çerçevede değerlendirmemizi yaptık. Evet, termodinamik, önemli termodinamik elemanları ele alıyoruz. Her biri önemli ve her birini ayrı ayrı ele alıyoruz. Termodinamik 2'de bunları birleştirip çevrimleri oluşturacağız arkadaşlar. Her biri çok önemli. Termo 1'de öğrendiğiniz her şey termo 2'de olsun, hayatta olsun hep karşınıza çıkacak. Boru ve kanallardaki akışlara bakalım. Bak, bu konu akışkanlar mekaniğinin ısı transferinin de konusu. Biz sadece burada termodinamik açıdan ele alıyoruz. Ayrıntılar tabii ki ısı transferi, akışkanlar mekaniği, termodinamik 1, hepsinin temeli termodinamik zaten. Boru genelde içinden sıvı geçer demişim ve belli bir çapı olur. Kanal genelde içinden gaz geçer. Bunu geçmişte de sizinle çalıştık. Ve kanalda hidrolik çapla çalışırız. Boru ve kanallarda akışı ben bir örnekle ele almışım. Saç kurutma makinesini kanal olarak ele alıp inceleyelim demişim. Tamam. Arkadaşlar, saç kurutma makinesini basitçe şu bir kanal olarak şu şekilde çizersek, oraya bir elektrik girişi var bildiğiniz gibi. Buradan geçen havayı ısıtıyor zaten. 1100 wattlık bir elektrik girişi olsun. Bu havayı da hızlandırmak için bir fan olsun. 100 wattlıkta bir fan olsun. Tamam. Sistem sınırımız bu. İçerisi sistem veya kontrol hacmi. Açık sistemlerde bu sistemin adı kontrol hacmi oluyordu. Sınırda kontrol yüzeyi oluyordu. Sonuçta sınırı delen burada elektrik ve fan işleri var. Ama akışkan girişleri de var. Hava girişi var. Hava çıkışı var. 100 kilopaskalda girsin. 22 derece santigratta girsin. Hava zaten ısınacak. Amaç bu. Saç kurutma makinesinde 48 derece santigrat. Ve çıkış kesit alanında 62 santimetre kare olarak vermiş. V çıkışı istiyor bizden. V1 hacimsel debisini istiyor. Kütlesel debi istiyor. Hepsini bulacağız. Dikkat! Açık sistemlerle çalışıyoruz. Gerektiğinde kütlenin korunumunu önce ele alacağız. M'ye giren eksi, M'ye çıkan eşittir delta M sistem. Kontrol hacminde depolanan kütle yok. Sıfır. Sürekli akış. O zaman M1 eşittir M2 kütle olarak veya kütlesel debi olarak M1 üzeri nokta eşit, M2 üzeri nokta alacağız. Bu kilogram biriminde, bu kilogram saniye biriminde kütlesel debi değişmez. Dikkat, hacimsel debi değişir. Sıcaklık da değiştiği için V1 hacimsel debisi eşit değildir. V2 hacimsel debisi sıkıştırabilir akışkan hava için. Burada su olsaydı bunları eşit alabilirdik. Yoğunluk fazla değişmeyeceğinden dolayı. Ama çok sıcaklık farkı varsa sıvılarda dahi değişebilir. Yani genel olarak şurası kesinlikle değişmez, burası değişir. Enerjinin korunumuna bakarsak, E'ye giren eksiye çıkan delta kontrol hacmi demişiz, burası sıfır. Giren kütle girişi var, fan işi var, elektrik işi var, çıkan kütle çıkışı var. Tamam, hepsini değerlendirirsek yazacağımız eşitlik bu, watt biriminde. Kabuller, Q çıkanı sıfır alalım. Arkadaşlar belli bir Q çıkan kesinlikle olacak saç kurutma makinesinde. Ama o konuda ayrıntılı bilgi verilmemiş. Yaklaşık sıfır alalım. Bunlar mühendislik yaklaşımıdır. Her zaman yapılır. Kinetik enerji ve potansiyel enerji değişimlerini de yaklaşık sıfır alalım. Bir girişi. Hava ideal gaz. İdeal gaz sabiti havanın 0.280 kilojül kilogram Kelvin tablo A1'den. P1 basıncı ve T1 sıcaklığı elimizde var. Bunu da Kelvin'e çevirmişiz. İki çıkışının sıcaklığı Kelvin cinsinden yazılmış. Bak, basınçlar hani azıcık değişse dahi aynı alacağız. Bu kısa bir kanal. 100 kilopascal olarak al. A2'yi de 62 santimetre kare olarak bize vermiş. Kütleleri bu şekilde yazabiliyorduk arkadaşlar. Buradaki ihmaller çerçevesinde kütle gireni sadece H1 cinsinden, E kütle çıkanı sadece H2 cinsinden yazabiliyoruz. Fan ve elektrik işleri ise watt birimi, yani güç oluyor artık bu. Watt birimi güç demek. 100 watt ve 1100 wattlık güçler 1200 watta eşit, yani veya 1.2 kilowatt olarak bu ikisinin toplamını ele alabiliriz. Tamam. O zaman yukarıdaki eşitliğimiz neydi? E kütle giren artı fan artı elektrik eksi E kütle çıkan. Tamam. Yani MH1 artı 1.2 kW eşittir M çarpı H2 olacak.
1.2 kilovatı başa alırsak H-1 çarpı kütlesel debi olacak. Kütlesel debi bizden isteniyordu. O da 1.2 kilovat bölü H-1 oluyor. Demek ki H1 ile H2'yi bulacağız. H-1 için CP ortalama yani ortalama özgül ısılar yaklaşımını ele almışız. O zaman sıcaklıklar belli bak burada. 22 artı 48 bölü 2. Bir de birbirine biraz yakın. Tamam. Onun için CP ortalamayı alabiliriz. 35 derece santigrat veya 308.15 Kelvin. Arkadaşlar havada bu 308 fazla önemli değil. Yani interpolasyonla buluruz CP'yi de. İstersen 300 Kelvin'de de alabilirsin. Orada 1.0055 çıkarken 300'de 1.005. Buraya da açıkça yazmışız zaten. Bunlar mühendislik yaklaşımı. Yani siz sınavlarda istediğinizi yapabilirsiniz. Hepsi kabulümüz buraya yazdıklarımız çerçevesinde. O zaman H'yi gördüğünde CP'ye gidecektin. H2-1, CP, TK-T1. Bunların sayısal değerleri elimizde var. H2-1, 26.13 kilojül bölü kilogram. Bak özgül ısılar, değişken özgül ısılar yaklaşımını da burada ele almışım. Soruları ben çözerken. Her bir noktayı görün diye böyle ayrıntılı yapıyorum. Elimizde sıcaklıklar olduğu için tablo A17'den yararlanıp H1 ile H2'yi bulabiliriz. Bu sıcaklıkların karşısındaki H1, H2 bunlar direkt sıcaklıklardan bulunuyordu. Burası 26.13'tü bak burası 25.12 çıkıyor. Yani birbirine yakın. Düşük sıcaklıklarda yakın çıkar. Sıcaklıklar büyüdükçe ve delta T büyüdükçe değişken özgül ısıları seçmekte yarar var. Ama düşük sıcaklıklarda birbirine yakın çıkar. Mühendislik açısından da 26 ile 25 arasında fark yoktur diyebiliriz. Bak ben biraz daha ileri gitmişim. 321.15'i interpolasyonla bulmuşum. Şurayı bak burayı 320 Kelvin için bunu bulmuşum. Biraz daha ileri gidersem 321.15 için T2 321.44 çıkıyor. Hani şu değer yukarıdakine yaklaşıyor diye ispatlamışım onu ben. Düşük sıcaklıklar için. Bunlar hep ek bilgiler. Benim ayrıntılı çözüm tekniğim. Bir soruyu çözerken içinde her türlü bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Evet bu soruda H2-1'i 26.13 alırsak kütlesel debi de 0.046 kilogram saniye çıkıyor. Hacimsel debi ne? Kütlesel debi çarpı özgül hacim. Arkadaşlar girişteki hacimsel debi ile çıkıştaki farklı olduğu için girişteki hacimsel debi bizden isteniyorsa M çarpı V1 alacağız. Havayla çalışıyoruz. V1 nedir? Hemen PV eşittir MLT'ye başvuracağız. Her tarafı M'ye bölersek PV eşittir MLT, P çarpı küçük V eşittir RT olur. Buradan özgül hacim de R çarpı T1 bölü P1 olarak elde edilir. Buraları biliyorsunuz zaten sıcaklık Kelvin olmak üzere V1'i buradan alabiliriz. V1 0.8471 metreküp bölü kilogram. O zaman girişteki hacimsel debi, kütlesel debi elimizde var. Bunu da hesapladık PV eşittir MRT'den. 0.039 metreküp bölü saniye hacimsel debi de bu şekilde elde ettik. Arkadaşlar bu bilgiler elinizde yazılı olarak da var. Kesinlikle tekrar edin. İçinde önemli bilgiler var. Önemli mühendislik yaklaşımları var. Termodinamik 1 ve 2'de bunları hep kullanacağız. Isı transferinde ve akışkanlar mekaniğinde de kullanıyoruz. Bu bilgilerin hepsi önemli. Özetlersek kütlesel debi değişmez, hacimsel debi değişir. Bu çerçevede V2 yani V çıkış bizden istendiği için kütlesel debileri ele alalım. Çıkışın kütlesel debisini ρ2, A2, V2 olarak yazabiliriz. Ρ yerine özgül hacim yazacaksak 1 bölü V2 çarpı A2 ve çıkış olarak yazabiliriz. O zaman çıkışın özgül hacmi bize lazım. P2, V2 eşittir R, T2'den bak. Basınç değişmiyor ama sıcaklık değişiyor bu soruda. O zaman V2 büyük V1 olmuş. V2'yi buradan 0.92.17 metreküp bölü kilogram buluruz. Kütlesel debi belli yerine yerleştirdik. 1 bölü V2'yi şimdi elde ettik. A2 kesit alanı verilmiş. Verilmek zorunda zaten V çıkış isteniyor bizden. Buradan V çıkışı da 6.84 metre bölü saniye buluruz. Ne demişim burada bazı bilgiler. Bak bu da hani ek bilgi.
Kinetik enerjiyi ele alırsak V2'nin karesi bölü 2, V2'yi bulduk ya. Kinetik enerji 0,023 kilojül çıkıyor. Biz giriş hızı bilinmiyorsa arkadaşlar bu fan, hani fanın önündeki giriş hızını sıfır alacağız demiştik bu derste de dedik. Onu sıfır alırsak burası sıfır kilojül. Kinetik enerjiye bakarsan bak kütlesel debi çarpı 0,023 kilojül olacak. Burası kilogram bölü saniye, sonra bu kilovata dönüşecek. Bak kinetik enerji değişimi 1,076 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilovat gibi çok küçük bir değer çıkıyor. Hani ihmal ederiz dedik ya, bu küçük değerler mühendislik açısından önemli değil. Kinetik enerjinin değişimi, entalpinin değişimi yanında çok küçük kaldığı için başlangıçta kinetik enerjiyi sıfır aldık. Sıfır jül veya sıfır watt birimine göre. Bunlar bak ek bilgiler. Hani siz şanslısınız, her hoca böyle ek bilgi vermez. Arkadaşlar saati 10:30 yaptık ve önemli konuları bitirmiş olduk. Şimdi birkaç noktayı daha söyleyip dersimizi bitireceğim. Arkadaşlar Ege ders içinde zamanla değişen açık sistemlerde enerjinin korunumu bilgileri de var. Biz bugüne kadar zamanla değişmediğini kabul etmiştik. Sürekli akışta delta E sistemi sıfır almıştık. Sürekli veya kararlı akışta sistemdeki enerji değişimini sıfır almıştık. Süreksiz akışta delta E sistem sıfır değildir. Yani ona kararsız akışta diyoruz. Termodinamikte kararsız veya süreksiz akışlar olduğu gibi ısı transferinde de var. Örnek bir akışkanın basınçlı kaptan boşaltılması, balonun şişirilmesi süreksiz akış. O zaman M'ye giren, M'ye çıkan var ve bakın sistem sınırında M'ye giren, M'ye çıkan var ama sistem içinde kütle M1'den M2'ye geliyor. Sistemin başlangıçtaki kütlesi M1 ise M2'ye geliyor örneğin. Balonun şişirilmesi, kontrol yüzeyinden giriş çıkışlar olabileceği gibi kontrol yüzeyinin içi olan kontrol hacminde de kütlenin değişimi olabilir. O zaman süreksiz akışlardan söz edeceğiz. O zaman kütlenin korunumu M'ye giren eksi M'ye çıkan eşittir M2 eksi M1 olacak. Neden? Sistemin sınırını delen, kontrol yüzeyini delen giriş çıkışlar ne? M'ye giren eksi M'ye çıkan. Onları bir giriş bir çıkış için bu şekilde aldık. Ama kontrol hacmindeki kütle değişiyorsa onu da M2-M1 olarak yazmamız gerekiyor. Bak burada kontrol yüzeyi ve kontrol hacmi için bu eşitliği yazabiliriz demişim. Altına indisleri de yazdık. Burası kontrol yüzeyinde sınırı delen olaylar. Burası sınır içi kontrol hacmi yani sistemdeki değişim. O zaman kütlenin korunumunu bu şekilde yazacağız. Enerjinin korunumuna bakarsak E giren eksi çıkan eşittir delta E kontrol hacmi. Bu sefer burası süreksiz akış olduğu için bak M2 kütle bu çarpı enerji 2 eksi M1 çarpı enerji 1 kontrol hacmi için bu küçük E'leri aşağıda bak yazmışız açıkça. Ne demiştik biz? Kontrol hacmindeki enerji değişimini sürekli akışta sıfır alıyoruz ama süreksiz akışlarda ve kapalı sistemlerde ne demiştik? Buradaki küçük E iç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjiyle ilişkili demiştik. Yani bunları E cinsinden alırsak bu sefer süreksiz akışlarda kontrol hacmindeki enerji değişimini bu şekilde yazmamız gerekiyor. E'de açıkça bu. Kinetik enerji, potansiyel enerji ihmal edilebilir edilemez. Genel gösterim bu. Evet, bu arkadaşlar yukarıdaki bilgiler önemli. Bu çerçevede bir tane örnek yapmışız. Ona şöyle bir bakalım. 0,045 metreküp hacmindeki rigid bir tank başlangıçta 0,8 megapascal basınçta ve %100 kalitede, yani kalite ne demek? Kuruluk derecesi demek. Soğutucu akışkan 134A içermektedir. Burada şekilde var. Hacim verilmiş, basınç verilmiş ve kalitesi de verilmiş. Kuruluk derecesi verilmiş. Doymuş, buhar yani. Tank 1,2 megapascal basınç ve 40 derece sıcaklıkta R134A taşıyan bir besleme hattına vana ile bağlı. Burası besleme hattı ve vana ile bağlı. Bu kapsamda vana açılıyor.
Bakayım bak, burası 1.2 megapaskal, burası 0.8 megapaskal. Yüksek basınç olduğu için içeri giriş olacak. Çok önemli, bak basınçlara baktık. Ve soğutucu tanka giriyor arkadaşlar. Tankın 1.2 megapaskal basınçta doymuş sıvı içerdiği görüldüğünde vana kapatılıyor. Bak, tankın içindeki doymuş buhar değişiyor. Doymuş sıvı haline geliyor. 1.2 megapaskal basınçta tankın içi doymuş sıvı olduğu an vana kapatılıyor. Bu açıklamalar önemli. Süreksiz akış var burada. Vana açılıyor, sonra kapatılıyor. Ne oluyor? Buradaki doymuş buhar doymuş sıvıya dönüştüğü an ve basınç da yani 0.8'den 1.2'ye geldiği an vana kapatılıyor. Tanka giren soğutucu akışkanın kütlesini bulacağız. Isı transferi miktarını bulacağız. Arkadaşlar Q buradan çıkar veya girer. Yani okun yönünü başlangıçta böyle göstermişiz. Problemde artı eksiye göre değerlendiririz. Ama hem ısı transferi miktarı hem de tanka giren soğutucu akışkan kütlesi isteniyor. Bazı noktaları hızlı geçelim. R134A için tank göz önüne aldığımızda hal 1'in özellikleri verilmiş. Şunlar sonuçta doymuş buhar noktası için bunları biliyorsunuz artık. V1 ve U1 doymuş buhar olduğu için G cinsinden alınacak. Tablo A12'den bu değerler alınacak. Sıcaklık da T doymaya eşit olacak. Bunları biliyorsunuz. Tamam. Elinizde de bu var. Güzelce çalışırsınız. Tank için hal 2 basınç 1.2 megapaskala geliyor. Bak, tank için 1.2'ye geliyor ve ne diyor? Doymuş sıvıya geliyor diyor. Yani iki tane birbirinden bağımsız özellik verilmiş tank için. Yine tablo A12'den V2, U2, T2 değerlerini bulursunuz doymuş sıvı noktası için. Kanal besleme hattı için. Bak, kanal için ayrı. P giren 1.2 megapaskal ve T giren 40 derece santigrat. Kanal için, şu kanaldaki durum için. Arkadaşlar iki tane birbirinden bağımsız mı bağımlı mı bilmiyoruz. Özellik var. T doymaya bakacağız. 46.29 derece santigrat. T giren 40 olduğu için ve 40 da 46.29'dan küçük olduğu için sıkıştırma sıvı bölgesindeymiş. Kanaldaki besleme hattındaki soğutucu akışkan. O zaman arkadaşlar H gireni yaklaşık HF alabiliriz. Bak, bunun için uzun bir eşitlik yazmıştık biz. Ama düşük sıcaklıklarda geçmişte bunu hep konuştuk. Düşük sıcaklıklarda H gireni yaklaşık HF alabiliriz dedik. Onun için H gireni eşittir. Bak, buraya zaten ben yazmışımdır diyordum. Yazmışım. Her zaman ayrıntılı bilgi sorularda veriyoruz. Böyle alabiliriz. Ama 40 derece için H giren bizim uzun eşitliğimiz neydi? HF artı VF P eksi PD'ydi. Bak, bunun için de analiz yaparsak. HF 108.28 artı VF değeri bu basınç için ilgili tablodan alırsan bu sayısal değeri. P basıncı ne? 1.2 megapaskal veya 1200 kilopaskal. Doyma basıncı ne? Yine doyma sıcaklığının karşısındaki basıncı alacağız bu. Bak, buradan 108.44 çıkıyor. Yani bununla ne kadar yakın? Düşük sıcaklıklar da bu birbirine çok yakın olduğu için bu şekilde alınabilir. Sıcaklık arttıkça VF değeri değişeceğinden dolayı değişim oluyor. Bu ek bilgiler önemli arkadaşlar. Tamam. İkisinden birini al demişim ben burada. Kütlenin korunumu. Bakın, süreksiz akış. Şekle bir daha bakalım. Bak, giren var, çıkan yok. Tamam. Kütlenin korunumu bu çerçevede ele alacağız. M giren var, M çıkan yok ama kontrol hacminde M2 ile M1 değişimi var. O zaman M giren eşittir M2 eksi M1 olacak tabii ki. Kütlenin korunumunu hallettik. Burası önemli arkadaşlar. Bu dursu kullanacağız. Enerjinin korunumu kısmı önemli. E giren eksi E çıkan eşittir delta kontrol hacmi. Buradan başlayalım. Kontrol hacminde değişim var. Bakın E'yi, küçük E'yi sadece U'lar cinsinden almışız. Kinetik enerji ve potansiyel enerji ihmal etmişiz. O zaman M2 U2 eksi M1 U1 olacak bak. Bunlar değişken. Yani eskiden U2 eksi U1 yazıyorduk direkt. Ama burada kütleler değişken. Şuradan sistem sınırını delen elemanlardan bakalım. E çıkana ne demişim? Q çıkan. Sisteme ısı girişimi olduğu veya sistemin ısı çıkışı mı olduğu belli değil.
biraz önce de konuştuk. Bu çerçevede küf çıkan yazılmıştır. Sonucun işaretine göre transfer değerlendirilecektir demişim. Tamam. Buraya yerleştirmişiz. E giren kütle girişi var. Kütleyle enerji girişi var. Yani M giren çarpı H giren var. Bak. Burası girenler cinsinden. Burası 2 ile 1 alt dinlisi cinsinden. Toparlarsak M giren, H giren, eksi Q çıkan eşittir M2, U2, eksi M1, U1. Bak burada U'lar iç enerjiler geldi. Kapalı sistemlerde biliyoruz. Yani başka bir problemde sen burada U'ları gördüğün an aklına yani CV'ler gelecek anlamında. Burada H'yi gördüğün an aklına CP gelecek anlamında bir hatırlatma yapalım. Artık problemi çözdük. Temel eşitliğimiz bu. Buna göre sayısal değerleri yerleştireceğiz. Arkadaşlar V1 bakın tankın hacmi 0.045 metreküp olarak belirmiş. Ben soruya bir daha bakayım ben. Hatırlayalım. 0.045 metreküp hacmindeki rigid tank. Tamam. V1 nedir? M1 çarpı küçük V1. Kütleyi bulacağız. Yani amacımız ne? M1'i bulmak. Başlangıcına kadar kütle var onu bulmak amaç. O zaman bu bize verilmek zorundaydı zaten. V1 eşittir M1 çarpı V1 ise küçük V1 ise küçük V1'i yukarıda hallettik. Büyük V1 verildi. Kütle, başlangıç kütlesi 1.755 kilogram. Tamam. Bu dursun kullanacağız. Sabit hacimli tank arkadaşlar. Rigid tank diyor. Sorunun içinde rigid tank diyor. Yani hacmi değişmiyor diyor. V2 eşittir V1. Hacim değişir mi bu tankta? Değişmez. Aynı. O zaman V2 eşittir M2 çarpı V2. Bak M2'yi nasıl bulacağız? Büyük V değişmiyor ama küçük V değişiyor sonuçta. Yukarıda onun sayısal değerini bulduk. Buradan M2'yi çekeceğiz. Dikkat. Sonuçta içeri kütle girişi de var. Küçük V değişiyor. 1.75'ten 50.36'ya gelmişiz bakın. M giren M2 eksi M1. Bunu kütlenin konumunda bulmuştuk. M2 eksi M1'i de zaten hallettik şimdi. 48.61 kilogramlık M giren var artık. Bak onu hallettik. Kütlenin korumundan yararlandık burada sadece. Ama enerjinin korumundan ne yapacağız? Q çıkanı bulacağız. Bir daha eşitliğimizi hatırlayalım. M giren, H giren eksi Q çıkan. M2, U2 eksi M1, U1. Tamam. Bakın. Şu taraftan yaparsak kütle belli. 50 olarak alacağız. Yani M2 olarak alacağız. Sonuçta tabii M2 olarak alacağız. Sonuç bu. Bu kütleye gelmiş. İç enerjileri ilgili tablodan aldık. U1 bu. Sonuçta çıkış kütlesi, pardon, bu son kütle, ilk kütle eksi olarak devreye alınacak. Bu son kütle. İlk kütlede 1.755 zaten eksi olarak. 246.82 kilojül bölü kilogram. Yani bir daha söylersem söylemeye çalıştım. Burası M2 U2 eksi M1 U1'di. Tabii ki buraya 50 alacağız. Sonuçta M2'nin geldiği nokta bu. Başlangıçtaki M1 de bu. Tamam bunun farkını aldığımızda kontrol hacmindeki enerji değişimini halletmiş olduk. Şu tarafta zaten yukarıda bulundu. M giren eksi H giren. M gireni burada bulduk. H gireni de bulduk. Onun sayısal değerleri. Elimizde Q çıkan kaldı, eksi çıkıyor. Eksi 174.05. Eksi işareti sisteme giriş olacağını gösteriyor demişim. Arkadaşlar güzel bir problem, önemli bir problem. Süreksiz akışları da ele aldık. Bu problemde Q bize soruluyor ama Q'nun yönünü bilmiyorsak okun yönünü başlangıçta istediğin gibi seç. Sonuçta artı eksi işaretine göre değerlendireceğiz. Burada sadece bir giriş var. Ona göre kütlenin korunumunu ele aldık. Başka problemlerde buradan giriş, buradan çıkış olabilir. Ve içeride kütle değişimi olabilir. Yani sonuçta kütlenin korunumu ve enerjinin korunumunu süreksiz sistemlerde bu şekilde ele alacağız. Burada yazılan iki eşitlik önemli. Bunları kullanacağız. Evet, bugünkü dersimizi güzelce yaptık. Ege ders içinde de bütün bu bilgiler var. Arkadaşlar ayrıntılı bilgiler de var. Bakın dersler ilerliyor artık. Bu PDF'leri yazılı olarak elinizde var zaten. Güzelce çalışın. Kafanıza takılan her şeyi de bana sorun. Sorunuz yoksa yoklama alarak dersi bitiriyoruz.